Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir ürün denemek istiyorum. Çok ilginç bir ürün. Daha önce muhtemelen görmüşsünüzdür ama benim için çok yeni bir ürün. Daha önce denemedim. Hatta paketini bile açmadım. Hemen göstereyim ne olduğunu. Şöyle bir ürün. Diyeceksiniz şimdi bu ne? Yani İngilizceniz iyiyse biliyor, zaten okumuşsunuzdur. Magnetik kirpik. Ama öyle bildiğimiz alttan üstten oturttuğumuz magnetik kirpik değil. Bunun içine bir eyeliner var. O eyeliner tuhaf bir şekilde galiba magnetik. Onu sürdükten sonra kirpiği üzerine yapıştırıyorsunuz ve kirpik yapışıyormuş. Olacak mı emin değilim. Önce nereden aldığımı söyleyeyim. Amazon'dan sipariş ettiğim bir ürün. Tabii ki Çin'de üretilmiş bir ürün. Fiyatını tam hatırlamıyorum ama ürünü bulursam linkini aşağıya bırakıyorum. Bakabilirsiniz siz de. Biraz üründen bahsedeyim. Daha hiç açmadım söylediğim gibi. İçinde tam olarak ne var, ne tarzda kirpik var bilmiyorum. Kutusundan biraz bahsedeyim. Bence kutusu kaliteli duruyor. Şurası biraz zedelenmiş. Kargoda olabilir normal. Zaten kutusunu saklamayacağım için bir sorun yok. Hemen içerisini açıyorum. Ooo bayağı şey. Beklentim. Bayağı üstünde çıktı. Şöyle içinde bir nasıl kullanacağımı yazan bir kart var. Onu kenara koyuyorum. Bu kartonu çöpe. 3 çeşit kirpik var. Şöyle göstereyim. Yani hepsi fena değil. Biri çok doğal. Biri daha abartılı. Biri de bayağı gece makyajı için. Bence güzel bir seçim yapmışlar. Şimdi şöyle bir aleti var içinde. Galiba yapıştırmak için bunu kullanmam gerekecek. Zaten böyle şey kullanıyorum. Benimki böyle. Benim kullandığımı da göstereyim. Benimki biraz daha geniş. Kirpiği tamamen kavruyor. Bunun içinde çıkan kirpiği tamamen kavramıyor ama bunlar da fena değil. Kullanmışlığım var. Hemen devam ediyorum. Eyeliner'ın kendisi. Şöyle tatlı bir pembe kutuda geldi bu da. Hemen açıp bakıyorum. Yani normal siyah bir eyeliner aslında. Biraz fazla sulu gibi. Tabii ki koku testimiz. Sabun gibi kokuyor yani. Kötü değil kokusu. İdare eder ama biraz küçük gibi sanki değil mi? Evet. Bilemedim. Ama kutusu güzel ve son olarak da bunu da kenara koyuyorum. Son olarak da kirpiklerimi saklayabileceğim bir kutu. Hmm. Bunun içinde ekstra kirpik ben var mı? Ben ona ayna zannettim. Aa! Bunun içinde de bir daha kirpik var. O zaman 4. Galiba altında, evet altında da var. Hmm. Yani 5 kirpik. O zaman neymiş? Aldığımda yazıyor muydu hatırlamıyorum. Çünkü alalı bayağı oldu. Kargosu tabii ki uzun sürdü. Yani bu kutuyu bayağı beğendim. Böyle kutular arıyordum zaten kirpiklerimi saklamak için. Özellikle tatile falan gidince kirpikler her yerde uçuşuyor, bulamıyorsunuz zamanla. İlk olarak hangi kirpiği takacağımı seçmem lazım. Bu biraz zor olacak. Çünkü hepsi güzel. 2000 years later. Bunları ellemeyeceğim. Bunlar böyle kalsın. Bunları kenara koyacağım. Ben en üstteki kirpiği, evet düştü. Kirpiği takmak istiyorum. Şöyle gözüküyor. Bunları kullanmak istiyorum. Bence ne abartılı ne de doğal. Tam kıvamında diyelim. Aslında kendi aynamı kullanacaktım ama kutuyu kullanalım. Onun içerisinde çünkü ayna var. Yani küçük olsa da idare eder. Fena değil. Ben ama ilk olarak kirpikleri takmadan önce kirpikler gerçekten magnetik mi onları denemek istiyorum. Bunun içinde tabii ki bir buzdolabı süsü. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel bu arada. İstanbul'dan almıştık. Bunu buraya yapışacak mı denemek istiyorum. Onun magneti ama evet, biraz yapıştı evet. Ki acaba yapıştı. Hafif mi kalır dedim ama yapıştı evet. Yapıştı. Başka bir magnetle deneyelim. Belki bu gerçekten biraz daha Zayıf bir magnetle denemek istiyorum. Yine bir buzdolabı süsü. İzmir. Bunun magnetleri bayağı zayıf. Ama buna da bayağı yapıştı. Bayağı da güçlü çekiyor yani. Enteresan. Ama önemli olan tabii ki eyeliner'la olacak mı?
Onu göreceğiz. Bunun için tabii ki eyeliner'ımı alıyorum. Bu arada bu kartta da biraz okuyayım ne yapmam gerektiğimi. Shaking the bottle before you... Please go to hospital for treatment mi? Alerji olursan hastaneye git diyor. Neyse. Bunun içinde ne var? Ya her ürün için geçerli de. Aqua, glycerin, dimethicone. Aslında bu her makyaj ürününde olabilir. O yüzden pek şeye aldanmayacağım. Ve içindekiler de pek şey değil. Tabii ki dimethicone mesela çok zararlı bir şey. Ama her makyaj ürününde var. O yüzden pek takılmıyorum buraya. Nasıl kullanacağımı okuyayım bence ilk. Kendi kirpiklerine çok yakın bir şekilde eyeliner'ı çek diyor. Ve bunu da yapacağız. Hemen başlayalım. Fırçası fena değil, güzel. Kul fırça, ince. Rengi de bayağı siyah eyeliner'ım. Beğendim ama ben mat kuruyan eyeliner'ları seviyorum ve muhtemelen bu mat kurumayacak. Kirpiğimi alıyorum. Biraz bükmemi söylüyor şöyle. Her kirpikte yaptığımız şeyler aslında pek de şey değil. Ve tamamen kurumadan. Ay şeye yapıştı. Tabii onun da ya bu çok saçma. Bunu evet. Niye plastikten yapmamışlar? Ya da ağzı silikon olabilirmiş. Ona yapışır ki sürekli. Bence senin kendi kullandığın daha mantıklı. Çünkü ucu silikon ya. Çünkü şey kirpik bu koydukları şeye yapıştı. Ne ki bunun adı? Kirpik yapıştırıcı. Kirpik yapıştırma aleti. Yardımcısı. Büyük ihtimalle. O yüzden kendi şeyimi kullanacağım. Yapıştırma aparatımı. Yani şöyle diyeyim, gerçekten haklılar. Tamamen kurumadan hemen yapıştırmanız gerekiyor. Çünkü kenarlara çok ince bir eyeliner sürdüğüm için tabii ki o part daha hızlı kurudu. Yani şu ön taraf ve arka bölge. Oraya da tamamen yapışmadı kirpik. Siyahı biraz tuhaf, gözümün üstünde çok ağır. Yani normal bir kirpikten çok çok daha ağır. Ama yani başka bir şey bekleyemezdim. Sonuçta magnet var şu an gözümün üstünde. Bence böyle kirpik yapıştırmayı hiç yapamayan, beceremeyen insanlar için evet. Bir opsiyon olabilir. Kesinlikle. Sadece önemli bir gün için veya önemli bir gece için sadece bunu bir kerelik öyle bir opsiyon olabilir. Ama sürekli kirpik yapıştırıyorsan ve alışkınsa da zaten ister istemez bir 10-15 kere yapıştırdığı zaman el alışıyor bence. Yani lens takmak gibi bir şey bana göre kirpik takmak. Bir de bu günlük kirpik kullanan insanlar için de çok kolay olabilir. Çünkü eyeliner'la kirpik hemen bir. Yapışıyor, evet. Yani zaman açısından tasarruf. Yani bayağı beğendim ama ben aslında bu kirpikleri biraz test etmek istiyorum. Ne yapalım? Fön makinesine şöyle yüzüme mi tutsak bakalım uçacak mı falan. Yok deneyeceğim ben onu. Fön makinesiyle deneyeceğim. Bunlara pek ben güvenmiyorum. Çünkü bence hafif bir rüzgarda bunlar inebilir gözünüzden. O kadar çünkü şey stabil. O kadar güçlü, yapışmış hissetmiyorum gözüm üstünde. Anlatabildim mi bilmiyorum. O yüzden deneyeceğim. Six and a half hours later. Ve deniyorum. Soğuk olsun ama. Bayağı kalkıyor. Hissettim bayağı kalkıyor. Ama görüntüde bir değişiklik yok. Bayağı kalkıyor. Çok kötü. Ama yani normal bir rüzgar da böyle değil ya. Yani fırtına şu an lodos çıktı burada. Lodos'ta da kim kirpik takar onu bilmiyorum ya. Yok yani benim düşündüğümden daha sağlam, daha güçlü. Ama yani bilemedim. Bütün bir düğün gününü kurtarır mı? Emin olamadım. Bir şey daha deneyeceğim. Şimdi bu kirpiği ben indireceğim. Çok kolay iniyor gördüğünüz üzere. Ve bu eyeliner'ın üzerine bir başka kirpik yapıştırmaya çalışacağım. Kutudan hemen alayım diğer kirpiğimi.
Bence şunları yapalım. Şu çok minimalist olan. Doğal olanları. Evet. Bakalım ne kadar doğal. En üsttekiler. Yani normalde ben böyle kirpi kullanmam. O ne? Hiç takma da iyi diyorsun. Aynen. Bence yapışmayacak. Yapıştı. Acaba o hafif diye mi yapıştı? Bu ama gözümde şu an ya hissediyorum tabii ki ama bu daha kolay yapıştı. Daha küçük diye herhalde. De ön tarafı tabii ki yine yapışmadı gibi. Hiçbir şey yapıştırmamışsın gibi durdu zaten. Hiç takma daha iyi, bu ne yani? Yani kirpik yapıştırmakta zorlanıyorsanız bence olabilir. Kullanabilirsiniz. Ya fiyatını da hatırlamıyorum. Galiba 20 euro civarı bir şeydi. Bence 5 kirpik için normal bir fiyat. Başka bir şey beklenemezdi. Ve kirpiklerin kalitesi de dediğim gibi kötü değil. Yani bu ürün benden kesinlikle bir like aldı. Ben kullanacağım bu ürünü. Özellikle de videolar için. Çünkü kullanması çok basit olduğu için. Bazen videolarda üşeniyorum kirpik yapıştırmaya. Çünkü bayağı zorlanıyorum. Yapıştırıyorsun, sonra indirmek zorunda kalıyorsun. Gözlerim bu sefer acıyor. Yani sadece bir video için genellikle biraz değmiyor. Değmiyor. Kirpiklerimi eskitmeye değmiyor diyeyim. Bir de şey var. Ben nedense kirpik yapıştırıcılarına karşı alerjik reaksiyon gösteriyorum. Kullandığım her kirpik yapıştırıcısında bu oldu. Gözlerin üstü şişiyor. Aslında kirpik yapıştırıcılarım da eski değil. Yani tarihe de geçmiş olamaz. Neden öyle oldu bilmiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Uzun zamandan beri videolarımda kirpik kullanmıyorum genellikle. Ama bu kullanmayacağım anlama da gelmez. Yani bu kirpikleri bence videolarımda daha sıklıkla göreceksiniz bundan sonra. Gerçekten beğendim bu ürün. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Bu kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Bu makyajı paylaştım orada. Yani diyeceklerim bu kadar. Yorumlara da fikrinizi yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.